بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Muhterem dinleyici kardeşlerimiz, inşallah peyderpey mecelleyi birlikte müzakere etme şansı bulacağız. Mecelleye başlamadan önce kısaca mecellenin oluşum ve hazırlanış devresine nasıl gelindi onu ifade etmek isterim. Öncelikle 2. asırda Emevilerin son dönemi, yani Abbasilerin ilk dönemlerinde özellikle Abbasi halifesi Mansur tarafından, daha doğrusu Alim İbnül Mükeffa halife Mansur'a gelerek bir kanun metni hazırlamasını, daha doğrusu mahkemelerde, kadalarda ihtilafların çok olmaması, istikrarın sağlanması için bir kanun veya bir kitabın belirlenmesi gerektiğini halifeye teklif etmektedir. Halife İbnül Mükeffa'nın bu teklifini dönemin önemli alimlerinden hadisçi İmam Malik Hazretlerine teklifi halife götürür. Fakat İmam Malik bu teklife çok sıcak bakmayarak, çünkü peygamberin ashabının farklı farklı yerlere dağıldığını ve içtihatlarda bulunduğunu, kendi içtihadında da hata olabileceğini, bunu bütün diğer beldelere göndermesi hususunda razı olmadığını dile getirerek bu teklifin akamete uğramasına sebep olur veya bu böylece kalır. Tekrar daha sonra yine Abbasi halifelerinden Harun Reşit yine İmam Malik'e tekrar teklifte bulunarak Muvatta'nın bir kanun metni olarak, doğru, bu ifade doğru olmasa da, yani kadada, mahkemelerde kullanılabilecek, bütün Müslümanın bu kitapla amel edip tek elde ve istikrarı olmasını ister ve büyük imam rahmetullahi aleyh halife Harun Reşid'in teklifini de kabul etmez. Bu kanunlaşma sürecinde, yani anlamamızın daha kolay olabilmesi için böyle ifade ediyoruz. Birinci aşama böyle olur. Tekrar 11. asırda Baburlu hükümdar Alemgir yine böyle bir teşebbüste bulunuyor ve Fetevai Alemgiriye dediğimiz bu fetva bu endişelerden, yani hukukta istikrarın sağlanabilmesi için böyle bir fetva kitabı hazırlanıyor. Bütün fukahanın bunlara riayet ederek hüküm vermeleri isteniyor. Bu da belli bir aşamada böyle devam ediyor. Sonra üçüncü bir süreçte mecelle ile, yani tanzimat fermanı ile birlikte başlıyor diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde tanzimata kadar böyle kanun metninin varlığından bahsedemiyoruz. Çünkü o dönemde Osmanlılar'da her bölgenin veya İslam tarihi boyunca her dönemde belirli yerlerdeki mezheplerin kadasıyla, mahkemesiyle ilgilenmesi o ihtilafa çözüm oluyordu. Osmanlı döneminde de resmi mezhep uygulaması bir nebze hukuki istikrarı sağlıyordu. Sonra hatta Fatih döneminden Kanuni dönemine kadar Molla Hüsrev'in Durarul Hukkam'ı ve Fatih döneminden mecelleye, tanzimata kadar da İbrahim Halebi'nin Mültekal Ebhuru
adeta bir kanun metni gibi medreselerde ve ilim çevrelerinde okunarak bir nebze hukuku istikrarın sağlandığını görüyoruz. Ve Tanzimat dönemine gelinceye kadar bu istikrar bu şekilde devam etti. Buradan şunu anlamamamız gerekiyor. Yani kanunlaşma dönemine kadar veya Tanzimat dönemine kadar mahkemelerde bir istikrar yoktu. Tanzimat döneminden sonra istikrar oldu. Hayır, bir kanun olarak Tanzimat'ta bütün 19. asırın başlarında Batı'da gelişen kanunlaşma, hatta 19. asır Batı'da kanunlaşma hareketidir. Bunun Osmanlı'ya etkilerini her yönüyle görüyorduk. Buna karşı da farklı çalışmalar oluyordu. Nitekim Osmanlı'da Tanzimat dönemine kadar tek bir mahkemeyle veya tek bir hakimle idare ediliyordu. Daha sonraki dönemde, yani Tanzimat'la birlikte bu daha fazla ticaret kanununun, ticaret mahkemelerinin kurulmasıyla kadıların daha fazla olmasına sebep oldu. Yani Batı'daki kanunlaşma hareketleri dolaylı olarak Osmanlı'da da etkili olmuştur. Ve hatta özellikle Fransızların kod sivili Osmanlı'ya baskı yaparak bunu kabul edilmesi yönünde çok telkinleri ve tesirleri vardır. Nitekim bu ihtiyaçlar Osmanlı döneminde de bir medeni kanuna ihtiyaç hissediliyordu. Hatta mecelleyi hazırlayan Cevdet Paşa o Fransız kanununun tercüme edilerek Osmanlı medeni kanunu olmasına karşı çıkararak bunu kabul etmek bizi kendimizi inkar etmek olur ve bu kabul edilemez diyerek mecelleyi bir nebze ona karşı da olsa kendi kanunumuzu, kendi esaslarımızı hazırlamamız gerekir diye Ahmet Cevdet Paşa teşebbüsüyle bu kanunlaşma, yani mecellenin hazırlanması bu yönüyle başlıyor. Sonra mecelle 1868 ve 1889 yılları arasında hazırlanarak, yürürlüğe konarak devam ediyor. Ve böylece mecelle 1926 yılına kadar toplam 57 yıl yürürlükte kalıyor. Ve mecelle toplam 73 bab ve 1851 maddeden oluşmakta. Ve maddeler ilk 99 maddesi mukaddime ve daha sonra da 16 babla, yani 16 kitapla, pardon, 16 kitaptan oluşmaktadır. Böylece mecellenin birinci maddesi fıkhın tarifi, diğer 99 maddede külli kaidelerden oluşmaktadır. 99'da Esma-i Hüsna'dan esinlenerek bu rakam özellikle belirlenmiştir. İnşallah önümüzdeki dersler mecellenin bütün maddelerini tek tek ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Esselamu aleyküm.